Tamam mıyız arkadaşlar? Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Yarışmadan sonra güzellerimizle... Merhabalar. Tamam. Gidiyor ya. İlticiğe gidiyor. Gerçekten gidiyor. Gerçekten Hatay'da olan.
Metin arkadaşımız da röportajda sizi çok aradı ama biz sizi ayrıca röportajı almak istedik. Çok güzel bir gece. Siz de kuruldasınız, seçici kuruldasınız. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Onların duygularını en iyi anlayanlardanım şüphesiz. Çok heyecanlılar. Ve sonucu ne olursa olsun hayatları boyunca unutamayacakları bir 7 gün geçirdiler. Ve bu gecede dahi. Ciddi bir tecrübe onlar için. Bu gece iyi kötü bir dönüm noktası olacak şüphesiz ve asıl bundan sonrasında onların bunu nasıl besledikleri, üstünü nasıl doldurdukları ile şekillenecek. Yani bu gece başlangıçtı ama her biri birbirinden güzel, pırlanta gibi işte hedefleri var, beklentileri var. İnşallah hepsinin bahtı yolu açık olsun. Sizin ne gibi tavsiyeleriniz var? Demin dediğim gibi bu gece bir takım şeylere vesile belki ama asıl bundan sonra aldıkları kararlar ve yine demin dediğim gibi kendilerini nasıl besleyip heybelerini ne kadar neyle doldurduklarıyla alakalı. Yani asıl bundan sonra onlar için yeni başlıyor. Az önceki röportajlarda da sorduk. Yarışmacıların üzerinde hani vücutlarında estetik olsun olmasın. Çağla Hanım olsun dedi. Hazda Hanım olmasın dedi. Sizin düşünceniz nedir? Yani şimdi tabii olmaması daha doğal kılıyor şüphesiz. Ama şimdi 40 sene öncesiyle de kıyaslayamayız. Bugün günümüzde estetik denen bir olay var. Eğer bu genç kızın kendini aynayla baktığında daha barışık ve özgüvenli hissetmesine sebepse doğallığını bozmayacak şekilde küçük dokunuşlara karşı olamayız bence. Olmaması tabii ki makbulü ama varsa da dediğim gibi çok makul ve ince ölçülerde. Çok kısa sizin güzelliğinizden bahsetmek istiyorum. Çünkü çok yorumlar yapılıyor. Yıllar teğet geçmiş. Siz hala çok güzelsiniz ve çok konuşuluyorsunuz. Sadece bu anlamda değil de hem duruşunuzla hem hayatınızla örnek bir insansınız. Herkese bu da çok konuşuluyor. Bununla ilgili ne söyleyebilirim? Bununla ilgili ne söyleyebilirim bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Bu arada oğlunuzun boyu da sizi geçmiş. Evet, oğlu gece bana eşlik ediyor. Kabalyen boyumuzu geçti. Memenin de boyu geçti. Evet. Bu soruyu alalım arkadaşlar. Evet, çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Ay. Eğilince ben de otomatikten bakıyorum. Hoşçakalın. Merhaba, siz de gelin. Oğlunuz vardı ama yanında görünmüyor. Kusura bakmayın, sizi böyle sıkıştırdım. Küçük Bey'i unutmayalım lütfen. Boyunuz da geçmiş mi aşağıda? Siz bizi... Arzu Hanım mı arıyorsunuz acaba? Ay özür dilerim. Ha, evet. Tamam, aynen değil mi? Yalnız gurur duydum, ayrı konu. Sevgili canımız. Bir saniye ben Arzu Hanım'ı getireyim. Azra Hanım gelecek, o bizi bekliyor. Röportajda bu zaman onu göreceğim. Hayır, birlikte mi yapacağız? Ha, çek. Ha, ben de o yüzden. Evet, güzel bir gece. Merhaba. Duygularınızı alalım, neler söyleyeceksiniz? Çok heyecanlıyım. En az kızlar gibi heyecanlıyım. Tabii burada olmak aynı zamanda heyecanlı ama aynı zamanda sanki bir aileye geri döndüğüm gibi bir his. Çok güzel. Anılar canlandı mı? Tabii ki canlandı. Onların yanında olmak bu akşam çok kıymetli bir şey benim için. Siz de onlara bol şans diliyorum. Seçici kuruldasınız. Kriterleriniz neler? Bu gece nereye dikkat edeceksiniz? Tabii ki daha önceden de jüri oldum Miss World yarışmalarında, yarışmasında jüri oldum. Hatta Mr. World yarışmasında da jüri olmuştum. Erkeklerin katıldığı güzel yarışmasında. Ve gerçekten kolay bir görev değil. Evet, o bir güzellik yarışması ve fiziksel özellikler tabii ki bir kriter. Onun yanında da tabii ki eğitimli olmak, sosyal becerileri olan, ülkenin insanını seven, ülkesini seven, nitelikleri olan birini olmasını tabii diliyoruz. Ülkemizi temsil etmek için. Evet, yani çok güzel bir akşam olacağını düşünüyorum. Son birkaç yılın güzelleri çok fazla eleştiriliyor. Sizin bu konudaki kriteriniz neler? Böyle estetik yaptırmaları sizin için engel mi? Bu konular çok fazla tartışılıyor.
Yani eleştiriler hangi konularda? Estetik yaptırmaları, genç kızların çok fazla estetik yaptırmaları. Bununla yani burada her zaman bu sadece bu platform ve bu yarışma için değil bence. Yani genç bir insanın öncelikle yani kendisini sevmesi, kendisine değer vermesini diliyorum. Ama hani bu ufak tefek şeyler olmasına ben karşı değilim. Yani bu insan daha mutlu ediyorsa evet olabilir ama yani her zaman ben doğal görünümü, insana yakın olan ve eşsiz olanı her zaman daha çok seviyorum. Bu bugün seçimlerinize yansıtacak mı? Efendim? Seçimlerinize yansıtacak mı? Hayır hayır. Bu yarışma bir bütün aslında. Güzellik bir bütündür diye düşünüyorum. Dediğim gibi ya evet tabii ki fiziksel özellikler burada bir kriter ama aynı zamanda kişiliği, duyarlılığı, eğitimli olması, iletişim kurabilmesi. O kadar emek verip, birincilik derece alıp sonrasında tacı elinden alınan yarışmacıların tacının alınmasına ne söyleyeceksiniz? Bence tacı devretmekten daha güzel bir şey olamaz. Çünkü biz yani çünkü diğer kişi devam ettirecek bu misyonu ve bunu devretmek aslında büyük bir keyif. Yani ben keyif alarak devrettim mesela. Tamam bitiyor hanımefendi. Tekrardan Çağla Hanım'ın arzularını aynı bir yer misiniz? Tekrardan Çağla Hanım'ın arzularını yani yıllar sonra bir araya geldiniz bu konuda duygularınızı alsaydık. Yani evet zaten hayatta görüşüyoruz ama bu akşam bir arada olmak ayrıca bir özellik. Çok teşekkür ederim. Evet hepsiniz. Buyurun. Tamam mısınız? Evet aynı şekilde size de söyleyeyim. Yabancısı olmadığınız bir gece. Evet. Vallahi çok mutluyum, çok gururluyum. Çünkü yıllar önce tacı aldığım yere şimdi bir izleyici olarak geliyorum. Hala bir katkısı olmak çok güzel, çok gurur verici. Duyguları yaşıyor muyuz? Artık benim 6 yıl oldu biliyorsunuz. Yani çok yaşamıyorum ama tabii ki de kızların heyecanını çok iyi anlıyorum. Çok özümsüyorum. Yine izleyici olarak katılıyorum evet. Yani bu yıl aslında gelmeyecektim artık. Dedim ki son defa bir gideyim. Çünkü çok da oldu. 6 yıldır geliyorum. Öyle yani çok mutluyum geldiğim için. Küçük kızlar yarışmacıların içerisinde böyle tanıdığınız var mıydı? Yok bu yıl hiç yok. Yani hiç bak çok bilgim yok. Siz neler yapıyorsunuz? Ne yapayım ben? İşler yeni sezon için çekimlerimiz başladı. Öyle yeni sezonda yine magazinde. İsminde oluyorsunuz ama evet. Bunun haricinde başka farklı projelerde çok fazla göremiyoruz. Evet, yani modellik yapıyordum biliyorsunuz pandemi döneminden dolayısıyla modellik pek yapılmıyor şu anda. Oyunculuk için çok soruyorlar ama daha henüz bir şey yapmadım. Kastettiğim nokta aslında. Evet, evet oyunculuk yapmamı istiyorlar aslında. Hayranlarım da birazcık istiyor ama belki yeni sezonda olur neden olmasın. Hani bununla ilgili eğitim vesaire falan. Eğitim daha önce almıştım. Evet şimdi bu yıl tekrar bir üstünden geçmek istiyorum. Dediğim gibi pandemi bittiği için şimdi çünkü yüz yüze seviyorum ben o tarz şeyleri. İnternetten almak istemediğim için yüz yüze almak istiyorum. Yani olmuş olsa hani size ait bir kurallar vesaireler falan olur. Yok yani oyunculuk sonuçta. Tabii ki de olur da yapmadığım için şu an söyleyemiyorum ne tabii. Ne gelirse oynar mıyım? Ne gelirse oynamam. Yine seçici olurum ama öyle de çok da aşırı kuralcı bir insan değilim. Risk almayı severim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Geceniz güzel geçti. İnşallah teşekkür ederim. Bizler değil, Mr. Köy gecesinin finalindeyiz. Siz de jüri üyesisiniz, neler söyleyeceksiniz? Aslında şöyle yani hem tabii ki çok heyecanlıyım. Bir de biz kendimiz içeride jüri üyeleri olarak konuşurken kızlarla ilgili yorum yaparken hemen böyle yıllar öncesine gidip
aynı heyecanı benim de yaşadığım aklıma geliyor. Buradaki sevgili Azra gibi, Arzu gibi. Kızlarımız gerçekten çok şanslı çünkü 40 yıldır devam eden, şu anda 43. düzenlenen bir Sörki gibi önemli, kaliteli ve sevgili, bu içinde aslında Özcan Sandıkçıoğlu başlattı. Ben de o dönemlerde katılma şansı bulmuştum. Hala aynı kaliteli devam eden ve gerçekten genç kızlarımızın önünü açan bir yarışma. Dolayısıyla hani kazanamayan olacak, tabii ki kazanan olacak ama kimin neyi kazanacağını zaman gösteriyor. Sadece birinci olmak yetmiyor. Onlara çok güzel kapılar açılıyor bu vesileyle de. Hepsine başarılar diliyorum. Peki siz elemelerde tercihlerinizi neye göre yaptınız? Kriterlerinizi neye göre yaptınız? Elemeleri henüz yapmadık. Elemeleri az sonra yapacağız. Yani 20 kızdan önce 10 kıza inecek. Sonra birinci kişinin güzellerini seçeceğiz. Benim tabii ki önceliğim sahnedeki enerjisi her zaman. Çünkü o enerji hayat boyunca onunla beraber kalacak. Aradan kaç sene geçti de kendimi söyleyeyim acaba söylemeyeyim. Şu anda bir duygusallık var mı? Var, çok var. Hatta içeride bayağı böyle tüylerimiz diken diken oldu. Bir miktar duygusallık var. 97 senesinde ben Türkiye Güzellik Yarışması'na katıldığım günlere geri dönmemek elde değil. Benim kriterim tabii ki yani biblo gibi olmasından veya fiziğinin mükemmel olmasından çok sahnedeki enerjisi çok çok önemli. Çünkü o enerjiyi yıllar geçer de aradan taşımaya devam edecek. O enerji onu insanların arasında parlatacak. Bakacağız, göreceğiz. Kızlarımızı tanıyoruz ama sahnede kimin parladığını, kimin enerjisinin yüksek olduğunu, hepsinden nasıl ayrıldığını ancak sahnede gördüğümüzde karar verebiliyoruz. Benim en büyük yarışçısı kriterim kendime göre bu. Ama tabii ki jüri olarak ortak karar vereceğiz. Estetikli güzeller de son dönemde çok tartışılıyor. Özellikle hiç takılmayın bunlara. Siz takılıyor musunuz? Bakın, hiç takılmayın bunlara. Bir kadın bugün güzellik yarışmasına katılsa da katılmasa da kendisini nasıl hissediyorsa öyle olmalı. Yani estetikmiş değilmiş. Burada yani direkt ortama böyle gelmeye, hani karalamaya çalışmaya veya işte bir takım spekülasyonlar yaratmaya çalışmaya hiç gerek yok. Gerçekten bir kadın genç de olsa mutsuzsa burnundan mutluluğu yaptırmıştır. Kendinin en iyi versiyonunu yaratmıştır. Kendine o zaman özgüvenini kazanmıştır ve o zaman yarışmaya girecektir ve buna dünyada hiç kimse engel olamaz. Artık o saatten sonra sadece bizim yani gördüğümüz ve gördüğümüzü beğendik veya beğenmedik. Aa, ben çok estetikli buldum, beğenmedim derim, geçerim. O benim şahsi kararım ama böyle bir engel olduğunu ve böyle bir problem yaratılması gerektiğini açıkçası düşünüyorum. Peki Çağlan, son senelerde Miss Türkiye fenerlerinde birinci hep tartışılıyor. Siz bunun nedeniyle neye bağlıyorsunuz? Birinci konusu hep şairleri deniyor. İşte, hile mi oldu acaba? Üzülüyorum böyle söylenmesine. O genç kızımız adına da üzülüyorum. Ailesi için ayrı üzülüyorum. O da çünkü annesinin bir tanesi. Ailesine göre o da bence dünyanın en güzel kızı. O genç kızımız da yarışmaya katılmış ve kendine güvenmiş bir şekilde. Her şey biblo gibi olmak, işte fiziğinin mükemmel olması demek değil az önce söylediğim gibi. Şairlerle ilgili çok yorum yapmak istemiyorum açıkçası ama bu Miss Turkey'de gerçekten çünkü kimi zaman çok daha fazla güzellik yarışmaları yapıldı ama Can Sandıkçıoğlu'nun, Özcan Sandıkçıoğlu'nun zamanında yapmaya başladı ve Can Sandıkçıoğlu'nun 40. yılında devam ettiği Miss Turkey'de bir şair söz konusu değildir. Peki son olarak Çağla Hanım, devamlı mesela hani gece magazincileri oluyor ya, sizi ayrı ayrı gördüğümde devamlı aç sorularını soruyoruz. Burada da şunu söylemiştim, bütün kanallar burada, gerçekten hayatınızda birisi var mı? Kaan Bey'le bir ilişkiniz var mı? Sadece dostluktan ibaret mi? Bunu son kez olarak soralım. Çok şekerli, çok yaratıcısı. Hayatımda kimse yok. Yeterli mi? Podyumlara geri dönecektim. Podyumlara mı? Artık gençlerin önünü açtık bak, şimdi göreceksiniz güzel kızlarımızı. Ben podyuma hala çıkacağım yani, ben Hakan Akkaya isterse, Cengiz Abazoğlu isterse, benim için çok özel olan modacılar var. Bunlarla birlikte podyumda yürümek, mesela üzerinde Hakan'ın elbisesi var. Keşke çıksam yürüsem, hissi yaratan elbiseler ve beni heyecanlandıran elbiseler olduğu sürece de ben podyumda yürümeye devam edeceğim. Ama modellik şu anda asıl mesleğim değil, şu anda daha çok sunuculuk yapıyorum. Ama çok teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Tamam, ben teşekkür ediyorum. Size kolaylıklar diliyorum. Canan Hanım en sonunda bir... Nereden? Volkan. Orada da alamayız. Açtın mı abi?
Merhabalar, iyi akşamlar. Belki kapatmışsın. Çok güzel bir gece. Nereden abi? Bir saniye. Açık mı o? Tamam. Şu an açık ses. Evet. Tamam. Evet. İyi akşamlar efendim. Merhaba, iyi akşamlar. Yabancısı olmadığınız bir gece neler söyleyeceksiniz öncelikle? Evet, ilk defa seyirci olarak geliyorum. Geçen pandemiden önce 2019'da olduğunda tacımı veriyordum. O yüzden değişik bir huy. Yine heyecanlıyım tabii ki de, en az kızlar kadar. Çok güzel bir gece olacak. İki duygu arasında ne gibi farklılık var? Yarışmacı olmak ve seyirci olmak. Yani o sahneye çıkıp o podyumda yürümenin heyecanı çok daha farklı. Tabii ki de ben onu yaşadığım için o heyecan o kadar fazla olmasa da yine de bir tık var. Kızlar için heyecanlıyım. Peki siz kendinizi yarışmacı olduğunuz dönem nasıl hazırlamıştınız? Yarışmaya nasıl hazırlandınız? Elimden gelene kadar prova yapmıştım, yürüme provaları vesaire. Anda kaldım çok. Güzel arkadaşlıklar edindim. Çok ekstra yaptığım bir şey yoktu, diyet vesaire gibi öyle şeyler yapmadım. Sadece kamptaki öğretmenlerimizi iyi dinleyip iyi provalarla kendimi geliştirmeye çalıştım. Sonrasında hayatınız devam etti. Şimdiki yarışmacılar için var mıdır böyle tavsiyeleriniz? Evet, benim tavsiyem şu olur, yurt dışındaki yarışmaya gidene kadar sadece bence yurt dışındaki yarışmaya odaklansınlar. Sonra diğer başka mesela meslek vesaire onlara yönelebilirler. Bunun haricinde neler yapıyorsunuz, nasıl gidiyor? Benim çok iyi gidiyor şu an. Bu yazı Türkiye'de geçirdim. Şimdi Amerika'ya gideceğim. Orada birkaç bir projem var. Onun dışında Türkiye hep güzel, hep gidip geliyorum. Türkiye'de kaldığınız sürelerde değil de yurt dışında kaldığınız zaman oradaki paylaşımlarınız daha çok konuşuluyor. Evet, evet, onu fark ettim. Bilmiyorum, belki de insanlar çünkü daha çok Amerika'yı görmek istiyorlar, bilemiyorum. Peki, özel hayatınız, aşk hayatınız çok inişli çıkışlı çıktı, birçok şey yaşandı. Şu an ne durumdayız? Neler söyleyeceksiniz? Evet, herkesin hayatındaki olduğu gibi bir takım şeyler oldu ama güzel günümüzde biz onları konuşmayalım. Her şey çok yolunda, çok teşekkür ediyorum. Her zaman göremiyoruz sizi, o anlamda soruyoruz. Görürsünüz, mutlaka görürsünüz. Yani görürsünüz. Şu an her şey yolunda, her şey çok iyi. Bir deniz olayı oldu ya, oradan mesela sonrasında hani davalık vesaire böyle çok olumsuz şeyler oldu. Yani dediğim gibi böyle güzel bir günde bunları konuşmayalım. Zaten bu iki şeyleri burada konuşmam yasak. Her şey iyi, herkes çok iyi. Ben biraz gideyim eğleneyim mi? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Merhaba. Nasılsınız? İyi değilim. Neden efendim? Maskeden dolayı mı? Hayır. 5 dişimi kestiler. Yerine yapma buldu. Bir tekini tamamıyla aldılar. Arkadakini de bu vaziyette dikiş yaptılar. Geçmiş olsun. Normal halde benim şu anda yatakta olmam lazım. Ama özel bir gece yalnız bırakmadınız. Özel gece olduğu için değil. Özcan Sandıkçıoğlu olduğu için. Peki neler söyleyeceksiniz efendim? Çünkü Özcan Sandıkçıoğlu güzellik yarışmalarını, ben de mankenlik yarışmasını iki arkadaş birlikte böyle yıllarca 30 sene götürdük. Siz bu işin de aynısınız, neler söyleyeceksiniz bu gece alakalı? Estağfurullah. Yaşamayacağım herhalde. Estağfurullah. Ben güzellik yarışmalarının çok eskiden beri önce seyircisi, sonra onların dostları olarak şirket adım. Benim için dünyada, Türk olarak, dünya güzel olarak Kerim Ana Halis hanımefendi 1934'te seçildiği zaman muhteşem bir şey ve Türkiye'nin güzelliğini, kadınlarını dünyaya tanıttı. Onun için o günden başlayan ve bu Türkiye'nin kadınlarının güzelliğini tanıtmak için onlara destek veren kişi de en büyüğümüz kim? Atatürk'te. Peki efendim, zaman zaman çok tartışılıyor. Son dönemin güzelleri siz nasıl buluyorsunuz, şey değerlendiriyorsunuz? Türkiye'de her güzel şeye karşı çıkılıyor. Yani bana da
telefon edip bu Zeki Müren reklamını sordular. Ve çünkü Zeki Müren'in 40 yıllık arkadaşı, vasiyetnamesini bıraktığı kişi sizsiniz. Bu kötü bir şey değil mi diye. Niçin olaylara kötü diye bakıyorsunuz ki? Nasıl yorumladınız Zeki efendim? Çok reklamı? Güzel ya. Çok güzel bir şey. Orada Zeki Müren'i küçük düşüren, yanlış bir şey olan hiçbir şey yoktu. Ve kendisi de seyretmiş olsaydı mutlulukla ne kadar güzel yapmışlar derdi. Daha evvel Cem Yılmaz'ın filminde de aynı şekilde aynı sanatçı oynamıştı. O zaman pek ses çıkmadı. Bu iş reklam olunca reklamdan ötürü herhalde rahatsız oldular. Yani yoksa orada hiç üzücü, onuru, insanın onurunu dokunacak, kırıcı bir şey yok. Çok güzel bir şey çekmişler, reklam çekmişler. Cem ve Zeki Müren'i kullanmışlar. Cem Bey de bir marka, bir reklam yapmış. O da hani onu yaptığı. Hayır ama şimdi belki şey olabilirdi. Zeki Müren'i bu reklamda kullandık. Bunun telif hakkı. Türkiye'de telif hakkı zannettiğiniz kadar güzel işlemiyor. Ben 75. yılda Aşkım Türkiye'de Clay Darman'la ilgili ve o kadar güzel bir plak yaptım ki kaç milyona çıktı o plak. Onun telif hakkını Türkiye'de ödemediler. Hatta Türk Hava Yolları geçmiş ve bir de para olarak galiba MESEM'e para yatırmış. Bulamadık telif hakkını. Yani onun için fazla bir şey söylemem ama belki güzel bir jest olurdu. Çünkü Zeki Müren mirasını hem askerlere, orduya hem de bir eğitim kurumuna bıraktı. İsim söylemiyorum. İkide bir de çünkü reklam diye kesiyorsunuz ve dünyanın hiçbir yerinde bu konular reklam değildir televizyondan da ama Türkiye'de ne yazsa reklam zannediliyor ve vakıfların adını bile söylemeye insanlar çekiniyor. Belki bir jest yapabilirdi. Çünkü madem ki bir reklam bir para kazanmak için yapılan, kendi kurumlarının tanıtımını yapmak için bunu yapmışlar. Bir jest olarak bu iki tane kuruma bir telif hakkı adı altında bir hediye. Belki gönderirler. Benim söylememden sonra gönderirlerse daha da mutlu olurum. Bu olayda hiç çirkin bir şey yok. Ne yazık ki Türkiye'de çok güzel bir şey yapıyorsunuz. İsmini cismini bilmediğiniz bir grup aleyhte beyanat veriyor. Akıllara durgunluk verecek. Yani bizim magazin hayatımız, çünkü ben bir magazin muhabiri olarak 1958'de başladım. Üç kişiydik. Mete Akyol, Hınçal Uluş, bir de ben. O devreden buraya gelindiği televizyonun da katılmasıyla, internet olaylarının girmesiyle magazin dünyamızın o güzel haber verme ve kritik yapma güzelliği artık bugün yok. Bir kere efendim magazin demişken geçtiğimiz günlerde de bir olay yaşandı. Edis Sistane'deyken. O da bitti bir, olay. Hani niçin? Hayır, bir şey, özür. O da magazin olayı değildi. Çünkü bir arkadaş yanlış yaptı. Bir adam genç dersi çocuk, diyelim yani. Hayır, genç çocuk bilmiyor. Menajeri yok, yetiştirilmiyor. Çocuk bilmedi, hastayım demiş. O da doğru değil. Çünkü bir insan, birisi ödül alırken kalktığı zaman onu protesto etmek için kalkar. O çocuk doğmamıştı, babası doğmamıştı ben bu mesleği yaptığımda. Ömür boyu başarı ödülü verilen bir kişi ben değil, kim olursa olsun. Gencecik bir adam kalkıp da sırtını dönüp gidemezdi. Ben de durdurdum, öğrettim. Yani bir belki bir nasihat vermedir. Yani bir daha yapmaması ve başkalarının da yapmaması için. Ertesi gün beni televizyona davet ettiklerinde 10 tane değişik haber çıkmıştı. Ben eski televizyoncuyum. Hatta utanmadan söyleyeyim artık çünkü kibarlıktan söylüyorum. İlk televizyoncusu, Türkiye'nin ilk televizyon prodüktörüyüm. Herhalde bu mesleği biliyorum. 8 sene Türkiye Radyoları'nı idare ettikten sonra sizlerin yaşınız müsait değil. Oğlana da söyledim. Benim ilk 30 senemi hatırlayan yok ki bugün. Ben bugün 63. meslek yılındayım. Peki şimdiki menajerleriyle bir özür, bir... Hayır yok canım öyle... Gönlünüzü almak için. Hayır, hiç, bilmiyorlar kardeşim. Onun yanında bir menajer olsaydı derdi ki o dakika orada özür dilerim oturuyorum önüme derdim. Ben de teşekkür ederdim. Ben orada bir uyarı yaptım. Bir şey öğretmeye çalıştım. Ve inşallah onunla beraber gençler de öğrenmiştir. Herhangi birisi ödül alırken kalkıp sırtını sahneye dönüp çıkmak
o ödülü reddetmektir. Adam beni tanımıyor ki reddetsin. Peki. Bu gençlerin iyi yetişmesi için iyi yönetilmesi lazım. O peki kadar. Siz yetiştirdiğiniz gençlerde bu adab kültür derslerini veriyor musunuz efendim? Tabii var. Sen bir Ayla Algan'dan, bir Esin Afşar'dan, hatta Emel Sayın da bunlara dahil. Kendi benim yaptığınız sanatçı, yarışmalardaki bunların, bunların hiçbiri bugün böyle bir şey yapar mı? Hatta benim devrimin şeyleri, Batı müziği sanatçıları yapar mı böyle bir şey? Siz gördünüz mü? Bir büyüğünüz ödül alırken, en önde otururken kalk git. Ben işe gidemezsin, otur otur demedim. Gidemezsin, gerekeni bir daha bunu yapma dedim. O da kaçtı. Ama şimdi ümit ediyorum ki bir daha bunu yapmaz. Birçok sanatçı da ders oldu diyebilir miyiz bu durum? Hınçalılık çazısında öyle yazıyor. Bazıları ah yapılır mı bu çocuğa diye yazı yazmışlar. Eline sağlık, iyi ki yapmışsın. Çünkü bunu senden ve benden başka yapacak zaten kalmadı Türkiye'de dedi. Her şeyden evvel terbiye ve adab çok önemlidir. Mesela Türkiye Güzellik Yeri görüyorsunuz konuşma yasağım var. Diktiler burayı. 5 tane çekildi. Daha buraları uyuşuk konuşurken şey yapamıyorum. Azım doğrultuları. Ama bir olay var. Niye? Bir tek olay var. Ben bu meslekten çıktım. Bana artist fabrikatörü diyorlar. Haşa öyle bir şey yok. Sizi yarattığınız diyorlar. Ben tanrı mıyım ki yaratacağım? Yok böyle bir şey. Müzik benim hayatım. Radyo, televizyon benim hayatım. Tamam ben orada doğdum, büyüdüm. Ama 34 sene evvel de Türkiye marka olsun dünyada diye Best Model diye bir yarışma kazandırdım. Türkiye model olsun diye. Türkiye 34 yılında bir şey olamadı bu konuda. Ben dünyada meşhur oldum bu konudan ötürü. Beni üzen nokta o. Bugün bir Türk tekstil sanayinden dünyada marka diyecek ayak var kardeşim. O da Paris'te zaten. Orada çıktı, orada doğdu, orada büyüyor. Türkiye'nin tekstil dünyasında marka olup dünyaya hükmetmesini istiyorum. Eskiler Fransa moda yemekte neydi? Devlet politikasıydı. Bizde devlet politikası diye bir şey hiçbir zaman olmadı. Ama İtalyanlarla Fransızlar modayı götürürken bugün unutmayın. Lübnanlı modacılar Paris'te beraber dünyayı paylaşıyor. Yani biz Lübnan'dan o kadar geri miydik kardeşim? Benim şu andaki en büyük olayım Dario Moreno'nun hayatını yazdım. İzmirli Dario diye. Çok teşekkür ederim. Türkiye'deki en önemli köşe yazarları. Helal olsun. Beni göklere çıkardılar. Dedim ki 13. mesleğimde 83 yaşına geldikten sonra yazar da yaptınız beni. Adamın hayatını niye yazdım? Çünkü dünya bir Türk'ü Meksikalı diye tanıtıyor hala. O bir Türk'ü. Tabii Dario Moreno'ya sahip çıktım. O davayı Türkiye'de kazandım ve ispat ettim ki İzmir'de doğmuş, İzmirli Türk pasaportunu hiç değiştirmemiş. Dünya çapında olduğu zaman da ölürsem, öldü demeyin, İzmir'e geri gönderin, beni oraya gömün diyor. Ben de bu adamın hakkını Türk olarak Türkiye'de kazandım. Şimdi bir adım daha gidiyorum, dünyada kazanacağım. Çünkü yazdığım Fransızca olarak seneye dünyada çıkıyor. Erkan Bey, son olarak da buradan televizyon ekranında Ediz Bey'e söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kime? Ediz Bey'e söylemek istediğiniz bir şey var mı? Onu çok seviyorum, çok şeker seyrediyorum. Belki korkuyor yanıma gelmiyor ama korkmasın. Gelirse kucaklarım. Tavrınız ne olurdu efendim? Hayır, o gece de orada söyleseydi sarılır öperdim onu. Bu çocuğun suçu değil, bilmiyor. Ama siz Ediz Bey'i çok yeni yetme yaptınız. Ediz Bey de yıllardır hani sektörde yani kendini taşıyan... Bu yerinden... çocuk yeni yetme tabii benim için ya. Ben 63. meslek yılını kutlayan bir adam. 5. senede, 4. senesinde adama yeni yetme demeyeceğim de ne diyeceğim? Yeni çocuklar onlar hepsi. O Kıbrıs'ta olan da yeni yetme, hepsi yeni Buray yetme. Evet, çok iyi o da. Benim kucağıma alıp da babasına Türkiye'nin ilk klibini yaptığım bir sanatçı var. Türkiye'nin ilk klibini yapan da benim. Ama sizler bilemezsiniz, sizler doğmamışsınız ya. Ben radyoyu, televizyonu bırakıp da Paris'te başka mesleğe giderken siz doğmamışsınız. Babasıyla şey yapıyorum, ilk klibi yapıyorum Türkiye'nin. Hatıralar hayal oldu şeyde, TRT'nin ilk klibidir o. Annesi de kucağında onu pişmişliyor. Bizim hangi sanatçı efendim? Şevval Sam. Yani benim hayatım Türkiye'deki bütün bu sanatçıların
önceleri abileriydim, sonra babaları oldum, şimdi de dedeleri diyorlar. Ben üç nesildir bildiğim doğruları Türkiye'deki gençlere öğretmek için çırpınıyorum. İçeride de çağıran hazır hanımlar falan vardı, gördüler mi sizi? Hayır, ben şu anda konuşma yasağım var. Başlarken jüriyi takdim ediyorlardı, zor içeri girdim. Girdim, bir köşeye oturdum. Yani en öndeki yerime bile yetişemedim. Ama doktor yine lütfen gitmeyin. Şuradan itibaren diktiler burayı. Buradan üç, buradan iki tane dişi kestiler. Ortadaki dişi aldılar, kapladılar bakın. Ama ne var? Bir insan televizyon ve radyoda doğmuşsa hiçbir televizyoncuya hayır demiyor. Çocuğun elini tutuyorum ayakta durabilmek için ve size cevap veriyorum. İşte bu mesleği yapanların da bu kadar terbiyeli olmasını istiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Geçmiş olsun tekrar. Sen güzel şeymişsin, sen ilk defa gördüm. Hemen dedikoduya bırak. Evet, o şuraya girelim. Evet, sırayla. 3-2-1 şeklinde. 3-2-1. 3-2-1 şeklinde. Benim ısmar nasıl? Ismar. Önce üçünden başlayarak. Çok heyecanlıyım. Çok büyülü bir yaptım. Sarı mikrofonu aç. Temsil edecek olmak için çok gururluyum. Beni buna layık gören jürilerimize de çok teşekkür ediyorum. Şu an bu kadar teşekkürler. Peki, Mr. Okey ikincisi olarak size yazıyorum. Ben de arkadaşım gibi çok mutlu ve onurluyum, gururluyum. Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Bir çift mavi gözün ışığından yürüyorum. Çok teşekkür ederim. Peki. Harikasın. Mr. Okey birincisi olarak siz neler söylüyorsunuz? Çok heyecanlıyım öncelikle. Çok mutluyum, çok gururluyum. Burada kendimi aynı zamanda ailemi de temsil ettim. En güzel şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. Çok teşekkürler. Dilekleriniz neler? Karşıma çıkacak olan fırsatları en iyi şekilde değerlendirip kariyer planımı ona göre yapmak istiyorum. Şanlı bir şekilde. Dediğim gibi önüme çıkan fırsatlara göre hayatımı şekillendirmek istiyorum. Henüz şu an bir şey demek için çok erken. Peki, teşekkürler. Farmasi. Çok gururluyum. Burada olmak çok güzeldi. Çok güzel bir tecrübeydi benim için. Gururluyum, mutluyum. Söyleyeceklerim bu kadar. Peki, çok teşekkür ederim. Tekrardan. Son bir detay alıyoruz.